İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hazır mıyız? Hocam buyurun. Bu ilk 4 maçlık periyotun sonuncusunda iç sahada 5-1 kaybettik bugün. Aslında istediğimiz gibi oyuna başladık. Oyunumuzu kabul ettirdik ta ki bu 15. dakika yediğimiz ilk gole kadar. Sonra oyun üstünlüğü de bu golden sonra Trabzonspor'a geçti. Daha doğru oynamaya başladılar. Bugün rakibimiz çok fazla etkin olmasa da golü bulacak pozisyonları buldular ki ikinci golden sonra oyunu oturtmamız gerekiyordu. Yine bizim için işler ters gitti. Bugün en talihsiz olayı belki ilk yarının son dakikasında üçüncü golü yiyip girmekti. Bu kez skordan bağımsız tekrar o ilk bölümdeki oyunu oynamanın, doğru oyunu oynamanın değerini, önemini anlattım ki ikinci yarı başlangıcında yine dördüncü golü yiyene kadar ki 20 dakikalık bölüm var. Daha doğru oynadık. Bir golle geri dönmek gibi bir çabamız vardı. Evet, çok üretken, çok pozisyona girmesek de rakip yarı alanda oynamaya çalıştık. Dördüncü yediğimiz golden sonra da sanıyorum bugün maç bitmişti. Trabzonspor'u kutluyorum. Bugün çok fazla karşılaşmadığımız gibi ama futbolda bu var. Kalemize 6 top gelmiş, 5'i gol olmuş. Trabzonspor'un oyununu küçümsemem, aldığı galibiyeti küçümsemem. Onları da kutluyorum. Bizim için önemli olan maçın sonuna kadar skordan bağımsız oyun disiplinini bırakmamak, sonuna kadar bir gol kovalamak, golden sonra da golü kovalamak bizim için önemliydi. Evet, bugün ağır bir yenilgi. Şimdi milli maç arası 3 gün dinleneceğiz ve 15 günlük süremiz var. Takımımızı sayısal olarak tamamlayacağız ve ligin ikinci 4 maçlık periyotuna hazırlanacağız. Bunları değiştirebilecek, düzeltebilecek gücümüz var. Şimdi hem takımı oluşturacağız hem de ligin ikinci 4 maçlık periyotu çok daha sıkı olur. Artık forma girer takımlar. Bunun için de o ilk 3 maç taki gibi etkili oyunlarımıza geri döneriz diye düşünüyorum. Buyurun. Hocam, taraftarın tepkisi vardı. Özellikle taraftar konusunda, transfer konusunda yönetime tepkilerdi. Siz transfer konusunda talepte bulundunuz mu? Transfer devam edecek mi? Devam edecekse hangi bölgelere adım atacaksınız? Çünkü takımımızı oluşturmak istiyoruz dediniz. Evet. Muhtemelen birkaç kişi daha katılacak. Evet evet. Yani biz zaten çalışıyoruz. Bu öngördüğümüz bir şey. Bunu, bu ilk 4 maçlık periyotu bitirdikten sonra bu 15 günü de kullanalım istedik. Taraftarın tepki göstermesi çok normal. Ama planımız işliyor. Sadece istediğimiz oyuncuları katmak istiyoruz. Evet, ön bölgeye 2 tane oyuncu alacağız. Orta sahaya oyuncu alacağız. Türk oyuncu alacağız. Bizim hedefimiz 2 maç, 3 maç değil. Biz planı doğru şekilde, organizasyonu doğru şekilde yapalım istiyoruz. Ve burada bizi geliştirebilecek, genç oyuncuları geliştirebilecek, takımımıza güç katacak oyuncular almak istiyoruz. Bu o kadar da kolay olmuyor. Ama çalışmalarımız var, somut adımlarımız var, sona yaklaştıklarımız var. Bu rakibimiz için de geçerli. Onlar da oyuncu ihtiyacı var. Belki birkaç takımın dışında bu süreç devam edecek. Biz de bunu oluşturmaya çalışacağız ki bu sene sıkıntı yaşamayalım. Üst sıralara oynayan bir Kasımpaşa olsun. Bu tepkiler çok normal. Düzeltmek bizim işimiz. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Alacak mısınız? Yok, sadece sizin takımınıza bağımlı. Baktığımızda ilk çeyreğinde oyunu öne taşımaya çalışan bir Kasımpaşa var. İki yüksek şut, iki dış şutla yerinden 4 golü. Baktığınızda futbol adına çok anlamsız gelen goller. Burada adam ve alan paylaşımındaki bu hataları birçok ligde yapıyor. Bunun en önemli yerine sizce bu futbol adamı var. Evet, yani bugün bu söyledikleriniz gerçekleşti. Doğru kapatmanız gerekiyor. Trabzonspor gibi geçiş ve dikini oynayan takıma alanlar vermemeniz gerekiyor. Ama bunlar var, her maçta var. Bunu çalışıp gidermeniz gerekiyor. Bu bir defansif kurgu işi. Ama bugün o söyledikleriniz alanları verdik. Bugün özelinde şunu söyleyebilirim. İkinci golden sonra yediğimiz üçüncü gol ve dördüncü gol bugün oyunu bitirdi. Ama bunları çalışmak gerekiyor. Örnek, bugün yediğimiz gol kadar biz 3 tane oynadığımız lig maçında pozisyon vermedik.
Ama futbol böyle. İyi goller oldu. İyi goller attılar. Cezayı kesti Trabzonspor. Bugünü böyle açıklayabilirim. Onlar da anlamsız gol değil. Oldukça iyi goller attılar ve bugün kazanmayı hak ettiler. Teşekkürler. İyi akşamlar.